Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Hocam bir önceki videoda evet. hatırlıyorsunuz ben bir şey yapmamıştım. Ha şimdi evet yapacak mısın Murat? Hayalim soracaksın değil mi? Evet, evet hocam. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim Murat, sağ olasın. Sen nasılsın? Hocam sizi gördükçe ben daha mutlu oluyorum. Tamam Murat, bu kadar mutluluk yeter. Tamam. <laughs> Yeter hocam. <laughs> ne yapıyoruz o zaman Murat? Tamam. Seni de mutlu ettiysek evet. Direkt videoya başlayabilirim Murat. Başlayalım hocam. Sanırım yine biz bugün konu evet. konu soru çözüyoruz. Konu konu soru çözüyoruz. Cümlede anlam ana başlığı altında arkadaşlarımıza ne anlatacağım biliyor musun Murat? Örtülü anlam anlatacağım. O zaman sizdeyiz. Evet Murat o zaman başlığımı gönder. Evet arkadaşlar başlığım geldi. Nedir başlığımız? Örtülü anlam. Bu konuyla ilgili sınavlarda çokça denk geliyorsunuz. Bunu sizlere fazla fazla örnekler vererek aktarmak istedim. Evet örneklerimiz bolca örneklerimiz var. Bu örnekler üzerinde inceleyerek aktarıyorum. Peki örtülü anlam nedir? Bir cümle içerisinde açıkça söylenmediği halde cümlenin anlamından veya cümledeki bazı ifadelerden dolayı biz ikinci bir anlam daha çıkartabiliyorsak, biz buna örtülü anlam diyoruz. Örtülü anlam daha çok d bağlacı ile yapılır. İçerisinde genellikle d bağlacı vardır. Karşılaştırmalar vardır ve aşamalı durumlar vardır. İşte Örtülü anlam dediğimiz olay tam olarak budur. Ne yapacağız? Örnekler üzerinde gördüğümüzde çok daha belirgin ve net olacak arkadaşlar. Evet, şimdi örneklerimizi inceleyelim. Bu kitabı Mustafa da okumuş cümlesine baktığımızda ilk cümlemizde. Mustafa da okumuş dediğimde arkadaşlar şu anlam çıkıyor mu? Mustafa'dan başka okuyanlar da var. Bu anlamı kesin ve net bir şekilde çıkartabiliyor muyuz? Evet çıkartabiliyoruz. O zaman bu cümlede örtülü anlam vardır. Bu cümlenin örtülü anlamı nedir? Bu kitabı Mustafa'dan başka okuyanlar da var cümlesi de bu cümlenin örtülü anlamıdır. Artık bu mahalleyi sevmiyorum cümlesine baktığımda örtülü anlam var. Bu cümlenin örtülü anlamı ise eskiden bu mahalleyi severdim şeklinde bunun kesin ve net bir ikinci anlamı daha var. Üçüncü cümleye bakıyoruz. Ne diyor üçüncü cümlede? Çocuk eğitim hakkında ilk kez konuştu. O zaman ben bu cümleden şunu çıkartıyor muyum? Daha öncesinde bu konuyla ilgili hiç konuşma yapmamıştır anlamını çıkartabiliyorum. O zaman bu cümlede bir örtülü anlam var. Diğeriyle devam edelim. Elektrikler yine kesildi. Daha önce de elektrikler kesildi anlamı kesin ve net bir şekilde çıkıyor. Ailenin tek çocuğuymuş cümlesine baktığımızda ise ondan başka çocuk yoktur anlamını çıkartabiliyoruz. Son yaşananlar Serdar'ı bile çıldırttı. Yani bu cümleden şunu çıkartıyor muyuz? Serdar'dan başka e, sinirlenen, çıldıranlar da varmış öyle değil mi? Bu cümlenin de örtülü anlamı budur arkadaşlar. Bir diğer cümlemize bakalım. Yazarın yeni kitabı iki yıl aradan sonra okuyucuyla buluşuyor. Yazarın yeni kitabı, yeni kitabı dediğine göre buradan şöyle bir anlam çıkıyor. Yazarın başka kitapları da var mı? Var. Peki yani iki yıl aradan sonra okuyucuyla buluşuyor. Cümlesine baktığımda da, ifadesine baktığımda da. iki yıl arasında hiçbir kitap çıkmamıştır şeklinde bir anlam daha çıkıyor mu? Çıkıyor. Bu cümlede iki tane örtülü anlam var arkadaşlar. Bir diğer cümlemize bakalım. Ne diyor? Salondakilerin hemen hepsi anlatılan fıkraya kahkaha attı cümlesine baktığımda salonun içerisinde bu fıkraya gülmeyen insanlar da varmış ama çoğunluk gülmüş çok az kişi gülmemiş şeklinde bir anlamda çıkartabiliyorum. Seninle tekrar çalışmak güzelmiş cümlesine baktığımda o kişiyle daha önce de çalışıldığı anlamı çıkmaktadır. Bu sırımı sadece seninle paylaşabilirim cümlesine baktığımda bu sır başkasıyla paylaşılmaz anlamı çıkmaktadır. Evet arkadaşlar, örtülü anlamları örnekler üzerinde inceledik ve gördük. Bu konuya genel anlamda bir hakimiyetimiz oldu diye düşünüyorum ve bu konuyla ilgili çokça soru çıkıyor. Size yardımcı olacak kesin ve net bir bilgi olacaktır bu. Ne yapalım arkadaşlar? Konuyu birkaç soruyla da görelim. Evet arkadaşlar, Ekrana sorumuz yansıdı. Her zamanki hatırlatmam önce siz çözüyorsunuz sonra benim çözümümü dinliyorsunuz. Cümlede açık açık söylenmeyen ancak cümlenin anlamından veya cümledeki bazı ifadelerden çıkarılabilen anlamlara örtülü anlam denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam yoktur şeklinde bir soru var karşımıza. Hemen şıkları inceleyelim. Bu yılda dergiden ödül almayı hedefliyorum. Daha öncesinde de dergiden ödül almış bu anlam çıktığı için ne yaptım arkadaşlar? A şıkkını eledim. Yeni kitabı eski kitapları kadar ilgi görmedi. Eski kitapları daha fazla ilgi görmüş anlamı çıkmaktadır. B şıkkında da örtülü anlam vardır arkadaşlar. Çok gülmekten gözlerimden yaş geldi cümlesine baktığımda bir soru işareti koyuyorum. Çünkü emin olamadım. Ama D şıkkına bakıyorum. Romana karşı ön yargının azaldığını görüyorum. Evet romana karşı ön yargı çok fazlaymış öncesinde şeklinde bir anlam çıktığı için burada da örtülü anlam vardır. C şıkkında herhangi bir örtülü anlam olmadığı için sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer sorumuz ekrana yansıdı. Siz çözüyorsunuz sonra benim çözümümü dinliyorsunuz. Sorumuz aynen şöyle. Antakya'daki ilk Hristiyanların gizli toplantıları için kullandıkları mağara Günümüzde Saint Pierre Kilisesi adıyla Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu cümleden Saint Pierre Kilisesi ile ilgili kesin olarak çıkarılacak yargı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar soru ifadesinden anladığımız şey bu bir örtülü anlam sorusu. Örtülü anlam sorusu bu şekilde de gelmektedir. Hemen şıklara bakıyorum. Hristiyanların inşa ettiği ilk kilisedir. B. Dünyadaki pek çok kiliseden eskidir. C. Mağaradan kiliseye dönüştürülmüştür. D ibadet dışı amaçta da kullanılmıştır. Evet arkadaşlar. D şıkkına baktığımda ibadet dışı amaçta da kullanılmıştır şeklinde bir yargı gizli toplantılar için kullandıkları mağara şeklindeki ifadeden çıkıyor mu? Çıkıyor. O zaman ne yaptım? Ben D şıkkını eledim. C mağaradan kiliseye dönüştürülmüştür. E zaten parçada da söylüyor mağaradan kiliseye döndüğüyle ilgili net bir bilgi olduğu için C şıkkını da iliyorum. B şıkkına bakıyorum. Dünyadaki pek çok kiliseden eskidir. Baktığım zaman Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri şeklindeki ifade Dünyadaki pek çok kiliseden eskidir anlamını da çıkartmama yardımcı oluyor. Ama A şıkkına baktığım zaman Hristiyanların inşa ettiği ilk kilisedir şeklindeki bir yargı bu cümleden kesin olarak çıkmaz. Bu nedenle bizim sorumuzun doğru cevabı da A şıkkıdır arkadaşlar. Evet Murat, sorumuzu çözdük. Hocam çok güzel çok güzel o zaman videomuz da bitti. Evet Murat videomuzu da biz burada tamamlamış olalım arkadaşlar çünkü bu konuya fazlasıyla hakim oldular. Hocam o zaman ne diyoruz? Arkadaşlarımız videomuzu beğendiyse beğenmeyi ama en önemlisi hocam kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmasınlar. Evet arkadaşlar Murat'ın bu naif isteğini kırmayalım. Evet yapılması gerekeni yapalım. E, hepinize çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.